Evet sevgili amatör orta balıkçılarımız. Bu hafta ayrı bir meramıza geldik. Zonguldak sahillerindeyiz. Zonguldak'ta sabah gün ağarmak üzere levrek için geldik. Güzel bir dere ağzı, geniş bir dere ağzı. Fazla bir rüzgar esmiyor ama iki arkadaş, üç arkadaşla beraber levrek avına başlayacağız. Şu an ışıkları kapatmak zorundayız. Gün ağarmadan tam balığın oynak saati. Bir müddet daha at çek spin avımıza devam edeceğiz. Devam ettikten sonra inşallah balığımızı yakalamaya çalışacağız. Akabinde tekrar beraber olacağız. Zira bismillah diyelim, voltamızı atalım. Havanın biraz daha esmesi lazım. Dalganın biraz daha fazla olması lazım ama istediğimiz dalga yok burada. Rüzgar yok. Ama dere ağzı çok güzel, geniş. Levrekler ekseriye dere ağızlarında, denize akan kısımlarda, kayalık kısımlarda yemini bu saatlerde aramak ister. Çok ürkek hayvandır. Özellikle bu saatte ışık vermememiz lazım suya. Işığımızı gördüğü an kolay kolay oltamız atlamayacak. Evet sevgili arkadaşlar, az evvel gün ağarmadan evvel kameramızın ışığı bir aylık fazlaydı. Pek verim alamadık ama yanımızdaki diğer arkadaşımız daha karanlık olan bir bölgeye gitti az evvel. Büyük bir balık kaçırdı, büyük bir levrek kaçırdı. Sahtesiyle beraber aldı götürdü. Çekemedik. Çekememesinin sebebi anlattığına göre yine dikkatsizliği. Makaramızın kalamasını sıkmamasından dolayı tasmalayamadı balığı. Dolayısıyla bütün sahte balığıyla beraber misinasını koparıp balığı kaçırdı. Bu da büyük bir şanssızlık. Günde ağarmak üzere levrek avına devam edeceğiz. Ben yine değişik sahtelerle devam edeceğim. Gün ağardıktan sonra biraz varsa çinokopa bakacağız ama halen levreye devam edeceğiz. Çünkü buralarda levrek bayağı bir var. Sahtemizi de bağlayalım. Dediğim gibi hava çok dingin. İstediğimiz rüzgar yok, dalga yok. Dolayısıyla levrek avı biraz daha nazlı olacak, bereketsiz olacak. Normalde Karadeniz havası her zaman istediğimiz dalga boyutunda olur ama bugün maalesef istediğimiz hava yok. Ama yine de bir tane balık arkadaşımız bayağı bir büyük kaçırmış. Onun verdiği gazıyla biz at çeke devam edeceğiz. Levrek avında ekseri
su üstü sahtelerimizi veya 10, 20, 30 santim, en fazla 30 santim batan, dalan sahtelerimizi deneyeceğiz. Levrek balığı aksiyonu seven bir balık. Sahtemiz her zaman hızlı bir şekilde kaçan bir balık aksiyonu vermek suretiyle yakalamaya çalışacağız. Tabii hemen önümüzde de levrek avında sahte balığımıza aksiyon verdirebilmemiz için kamışımızın bayağı bir sert olması gerekiyor. En az H değerinde, yani sertlik değeri H değerinde olması gerekiyor. Çok yumuşak MH olsa bile, yani orta sert olsa bile levrek avında biraz verimi düşürebilir. O yüzden kamışımız her zaman levrek avı için daha bir ağır, sert olması gerekiyor. Su altında değil, su üstünde. Kenarlara biraz daha yakın. Dalganın daha çok olabileceği kısımlarda balığımızı aramalıyız. Ben kıyıya yakın paralel atıyorum. Şu an bulunduğum bölge etrafına, yakın çevresine levrek alamayacağımı iyi biliyorum. Çünkü kameramızın ışığı ve günün aydınlanmasından dolayı daha uzak mesafe atmaya çalışıyorum.
Kız, ısırık mı? Bak sen. Abi sen. Makine mi? Keser mi? Fazla lan. Evet, artık bir kozlara bakalım. Aldı aldı. Hem de bu sızığa bak, sızığa. Artık bir kozlara bakalım. Evet, evet, çok güzel. Maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Maşallah. Ey, maşallah. 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 Eşkine ya bak. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Erzan, o 2 kilo var lan bu. Maşallah, maşallah. Olmuyor, al bunu. Çek. Hadi rastgele. At bakayım. Al bakayım. Evet sevgili arkadaşlarımız. Bu hafta Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta gece avındayız. Sarp kayalıklardan. Zaten ekranlardan izlediğiniz gibi çok kötü bir yollardan geldik. Kayalardan indik. Ağaçlardan geçtik. Defalarca düştük, kalktık. İstanbul'dan kalkıp buralara gelmemize vesile olan sevgili Ramazan arkadaşımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi özür dilerim Ramazan. Eşkin avı gece olur. Gündüz zaten olta attık ama yer kapmak için olta attık. Doğru mu? Zaten doğru, alamadık. Doğru. Birazdan da eşkin avı tam saati başlayacak. Ama yaklaşık 3-5 tane aldık. Arkadaşlarımız aldı. Burası bakmadık. 2 kişi aşağıda. Diğer arkadaşlar var, buralı olan arkadaşlar var. Geldik buralara, oltalarımızı da attık. Birkaç tane balık tuttuk, onları da közde yaptık. Şimdi birazdan da, Mustafa Bey oldu mu? Birkaç dakikası var, birkaç dakika sonra getiriyorum. Közümüzü de bir güzel yaptık. Birazdan da afiyetle yiyeceğiz inşallah bunları. Evet Ramazan abi, sen nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum. Mikrofona konuşursan sevinirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle diyeyim. Senin memleketin burası. Evet, ama İstanbul'dan evet. Beraber sen getirdin bizi buraya. Ev sahibi vasfını taşıyorum en azından. Öyle söyleyeyim. Hoş geldiniz diyeyim ben. Hoş bulduk. Ayrıca Zonguldak'taki balıkçılığın zorluklarından bahsettin. Burada düz ayak balıkçılık yok. Bu zorluk değil artık, işkence. Ben söyleyeyim. Bu bir hobi. İnsanlar bu hobi için pek çok şeye katlanıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi diyelim. Vallahi ayaklarım gitti. Öyle, öyle. Düştük, kalktık. Zonguldak'ta kolay balıkçılık yok. Maalesef Zonguldak'ın şartları bu. Antalya'da yaşayan arkadaşlar bilirler, falezler vardır. Burası ondan daha kötü bir yer diyebilirim yani. Kötü. İnmesi, çıkması ayrı dert. Ama zevkli balıkçılık vardır. Keyifli balıkçılık vardır. Peki bir şey soracağım. Biz buraya inişimiz, çıkışımız... İniş neyse de çıkışla beraber toplanan bir saati geçelim. Eşyamızla beraber. Doğrudur. Dinlene dinlene geçer ama şuraya bir bakıyorum. Şu an belki izleyicilerimiz tam net göremiyor ama birazdan gösterebilirim. Çok güzel bir biz kelik deriz biz buna. Siz çardak mı diyorsunuz? Öyle, öyle. Çardaklı yapmışlar. Ne güzel oturma yerleri yapmışlar. Masa yapmışlar. Tabi buna bir günlük değil. Değil. Benim duyduğuma göre, senin anlattığına göre her gelen bir balıkçı arkadaş bir çivi çakmış. Doğrudur. Buradan başka bir yer daha var. Orası kapalı. İçinde soba yanıyor. Oo. Öyle yerler de var. Bizi oraya niye götürmedin? Balık orada yapmıyor. O sebepten. Şu anda mevsimi değil oranın. Mevsim olduğunda oraya da gidiyoruz. İnşallah. Hep beraber. Ama mekan güzel. O çektiğimiz eziyetler hakikaten de değdi. Biz inerken arkadaşımız çekti. Görüntüleri şu an zaten izliyorlar. Dallardan geçmeler, kayalardan evet. İnmeler, düşmeler falan. Bir iki defa da sıyrıklar falan. Artık onlar bunun şeyi, şu an zaten hiçbir acımız yok, hiçbir şeyimiz yok. O kadar da rahatız, o kadar da güzel ki havada şansımıza. Bugün mükemmel evet. Çok mükemmel. Yani ben bu havada böyle soğuk veya ılık olacağını tahmin etmiyordum. Gerçi başlar soğuk. 2-3 saat evet, sonra başlar. Evet, evet. Ama ona göre biz elbiselerimizi aldık. Giyim kıyafetimizi aldık. Ateşimiz de yanıyor zaten. Ateş olmazsa olmazlardan. Evet Ramazan abi, şimdi eşkina balığından biz yiyeceğiz ama biraz da senden bilgi isteyelim. Sen bu işlerde iyisin eşkinada. Eşkina, biz eşkina diyoruz ama buralarda başka isimleri de var.
Balıklardan ziyade daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde mavruş diyorlar. Mavruş? Dipte yaşayan bir balık. Dipte yaşayan böcekler, kabuklular, yavru balıklar, kurtçuklarla beslenen bir balık. Etçil bir balık. Dişli balık mı peki? Yok. Değil. Değil. Kendini savunması için sırt yüzgeçleri dikenli. Bazen dikkatsiz avcıların eline batabiliyor. Sert sırt yüzgeçleri var. Sert pulları var. Aslında lezzetli bir balık. Ama çoğu insan tabii temizlemesi biraz zahmetli bir balık. Pullarını ayırmak zahmetli. O yüzden sevmeyenler vardır belki ama bence lezzetli. Peki özür dilerim. Biz yaptık ettik pişirdik ama sen anlatırken de Mustafa Bey veya Yavuz Bey yok. Bir eşkine balığı getirebilir misin? Hazır tutulmuş şöyle canlı canlı gösterelim. Biz böyle konuşuyoruz, yakaladık ettik diyoruz ama en büyüğü de sen mi yakaladın? Yavuz abi mi? Yavuz yakaladı. Bir abi de var, o da yakaladı herhalde. Evet, evet. Şimdi istersen balığımız da gelsin, izleyicilerimiz daha bir net şekilde. Mustafa getirir misin? Ellerine sağlık, teşekkür ederim. Gelirken daha çok canlıydı, yere düşürdüm. İzleyicilerden özür diliyorum. Yeni tutulmuş bir balık. Canlı, dişi yok. Evet. Çok az bir... Biraz tırtıklar yayın balığındaki gibi. Çok çok az. Peki bir şey soracağım. Bu biraz renkli gibi. Evet. Sırt yüzgeci bana levreyi anımsattı. Şimdi bazı yerlerde kaya levreyi dedikleri oluyor. Bazı balıkçılarda o şekilde de satılıyor. Aslında hani familya olarak çok geniş bilgiye sahip değilim ama levrek familyasına dahil midir bu balık bilmiyorum. Onu soruşturmak lazım. Evet, evet, onu araştırmak lazım. Bilen arkadaşlar bize zaten evet, yardımcı olacaktır. Evet, evet. Ama güzel bir balık. Et kalitesi yüksek balık. Avlanma zevki açısından güzel bir balık. Zonguldak'ta bu balığın avcılığını... Zonguldak'ta bu balığın avcılığını dip takımlarıyla yapıyorlar. Normal ikili sıralı takım. Evet, evet, evet. İstanbul'da daha farklı. Arkadaşlar Şamandıralı takım tercih ediyorlar. Bazı yerlerde hakeza yine öyle. Şamandıralı takımlar daha cazip geliyor. Bu balığın yakalandığında en önemli özelliği hemen bulunduğu taşın altına girmesi. O konuya tekrar geleceğim, özür dilerim. Şimdi kumsalda yaşamaz bu. Benim yok, bildiğim kadarıyla taşlık olan kısımlarda. Hayır, yok, yaşamaz. Taşlık olan kısımlarda yaşar. Tabii, kumsallarda tabii, yaşamaz ve çakıllardan olduğu yere yaşamaz. Kayalık olacak, yuva yapacak. Aynen. Oralarda yaşar. Peki. Tabii bir de bu balık yuvadan çıkıp aldığı gibi yemi bildiğim tabii, kadarıyla tabii. yuvasına doğru, kayaya doğru götürüyor. Şimdi avcılığının zor olmasının sebeplerinden bir tanesi o. Bu akşam da birkaç kez şahit olduk. Balığı yakalayan arkadaş tasmaladıktan itibaren balık hemen taşın altına girdiği için takımını kopardı vesaire. Bu şekilde sıkıntılar oldu. Buradaki balıklar görece daha büyük İstanbul'dakilerden. Büyük yani evet. Şu anda elimizde şu... olan balık yaklaşık 300 gramlık bir balık. Ama size göre küçük bir balık. Küçük evet. Yani şu anda bu akşam burada çıkan balıkların en küçüğü bu. Mustafa da tabii en küçüğünü getirdi sağ olsun. Aynen aynen en küçüğü bu. Daha Mustafa sana bir zahmet. Daha büyüğü var. O da yaklaşık 700-800 gramlık bir balık. Peki bunlar ne kadar büyüyebiliyor biliyor musun? Yani 4 kilo olanını gördüm açıkçası. Ama hani bu civarda görmedim. Daha çok Trabzon'da görmüştüm. 4 kilo ortada. Ama olacağına inanıyorum ben. Vardır bu balık. Muhakkak vardır. Çünkü büyüyebilen bir balık en azından. Daha yeni. Dün akşam buradaki balıkçı arkadaşlar gelenler burada balık tutanlar yaklaşık 2'şer kiloluk balıklar aldıklarını söylediler. Tabii biz gördüğümüzde görmedik ama senelerdir tanıdığımız, bildiğimiz balıkçılar. 2 kilo da az değil. Oo evet, geldi. Evet, evet. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Evet. Çok güzel bir balık. Hala canlı. Bu da çok güzel bir balık. Şimdi bu da bu akşam tutulan büyük balıklardan bir tanesi. Peki Ramazan, ben
devamı konuşulur. Bunların biliyorsun beynin arkasında iki tane taş olduğu söyleniyor. Doğrudur. Şimdi ben bilmiyormuş gibi soruyorum sana ki izleyicilerimiz aydınlansın. Biliyorum normalde bunlar taşlar var ama sen bir daha izah edersin. Bu taş nedir, ne değildir, dedikleri gibi o dedikler hastalığa iyi gelir mi? Şimdi bildiğiniz varsa şayet. Şöyle, ben biraz ön yargılı yaklaştım ona. Daha önce bu balığın avcılığını yapıyordum ama taşların bir işe yarayıp yaramadığını bilmiyordum açıkçası. Ama bir hekim arkadaşımız da isteyince Eşkine kafasındaki taşlardan şimdi olayın bir genel geçerli bilgi olduğu kanısına vardık. Nihayetinde doğadan gelen bir şeydir. Bu balıklar kültür değil. Kültür değil canım. Bunun kültür olacağını zannetmiyorum. Nihayetinde organik bir şey. Sağlığa yararlı olduğuna inanıyorum. Eğer öyle bir meziyeti de varsa ki var olduğuna şu anda inanıyorum. O zaman ikna oldum. Bu taşlar böbrek hastalarına iyi geliyor. Böbrek taşı düşüren hastalara, düşüremeyen hastalara. Evet, iyi geldiği söyleniyor. Yarım limonun suyuyla bir fincanın içinde bir gece beklettikten sonra taşı öğütüyor muyuz bütün matrası? Limonun içinde eriyor. Taş. Limonun içinde eriyor. Sabahleyin aç karnına içmeleri tavsiye ediliyor. O suyu, limon suyuyla o taşların erimiş halini. Böbrek taşı düşürmede yardımcı olduğu söyleniyor hastalara. Şimdi bunu yapan, hani deneyen arkadaşlarımız var. Hakeza işte hekim bir arkadaşımızın da istemesine binaen biz de inandık ona. Daha önce pek algılış etmemiştim ama bir genel geçer bilgiymiş aslında. Bir doğruluk payı varmış. Kullananlar var. Biz de şimdi buradaki arkadaşlarımız mesela balıkçı arkadaşlarımız öyle şeyler yapıyorlar. Sosyal paylaşım sitelerinden özellikle hani böbrek taşı problemi yaşayan insanlara ulaşmak için bunun herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Biliyorum. Diyorlar ki çok güzel böyle böyle taşlar var. Hani ihtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilirler. Göndeririz, veririz diye. Burada da bunun çok güzel bir örneği var. Zonguldak'ta. Buradaki balıkçı arkadaşlar bunu yapıyorlar. Sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıyorlar. Gerek arkadaşlarına söyleyerek, gerek çevrelerine söyleyerek bu taşların ihtiyacı olan kimselere ulaşmasını sağlıyorlar. Bu da güzel bir şey. Balık vesilesiyle yapılan bir şey. O da bizim açımızdan daha güzel bir şey tabii. Onun haricinde bununla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Balıkla ilgili. Balıklar gördüğünüz gibi ortada. Mükemmel balıklar, şahane balıklar. Şimdi şunun biraz daha büyüğünün yeme gelip kafa atmasını ben düşünemiyorum. Bu akşam birkaç kere yaşadık. Değil mi? Evet, evet. Bol da çıkıyor. Şu an daha saati değil ama ilerleyen saatlerde inşallah. Gece saatlerinde av veriyor. Çünkü gündüz saatlerinde diğer ufak balıklar diyeyim rahat vermiyorlar yeminize. Tabii bu balıklar da rahatsız edilmeyi sevmedikleri için ufak balıklar tarafından. Ondan sebep daha gece ufak balıkların artık kuytuya çekildikleri zamanlarda av aramaya başlıyorlar. Özellikle kabukluları seviyorlar. Kabukluları seviyorlar. Evet. Peki bu elimde benim kurt var. Ben de dahil bununla yakaladık. Evet. Siz de bunda yakalıyorsunuz. Evet. Kayalarda olan, evet. Kayalar, yosunların arasında olan bildiğim kadarıyla bir diğer adı Çin kurdu mu diyor? Çin kurdu diyorlar. Çin kurdu diyorlar. Birkaç değişik kurt çeşidi var tabii. Kaya kurdu. Kaya kurdu, olanı. Çin kurdu, Çin kum kurdu. Kum kurdu. Midyelerin arasında gezen dolaşan kurtlar evet, var. Evet, evet. Onlar. Ama bunlar kımıl kımıl büyük. Evet. Zaten oynaması makbul. Aynen. Böyle canlı olması makbul. Herhalde bir fosforları veya besin değerleri var ki bunlara daha kolay, daha çabuk geliyor. Bazı kurtlara nazaran. Ondan sonra ekmek gibi bir şeye takılmıyor bunlara. Yok. Hayır. Sadece şey teke. Teke, canlı teke de canlı teke. Çok sonuçlar veriyor bu eşkine balığının avında. Zonguldak'ta çok kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Çünkü her yerde bulmak... Teke mi? Evet, biraz zor. Var aslında. Ama yöreden yöreye nihayetinde avcılığı da değişiyor, yemler de değişiyor. Bu akşam bizim bu yemimiz var. Balıklar rağbet ettiği sürece bu yemi kullanacağız. Yani başka bir yeme geçmek şu an için akılcı bir iş değil açıkçası. Ama yok, hakikaten de çok
İğneye taktıktan sonra bile kolay kolay ölmüyor. Yakalanıyor da. Evet, yani balık rağbet ettiği sürece bu yem şu anda ideal yem. Bu da bunun Çin kurdunun yemi. İlginç bir olay. Tabi boru kurdu var. Onlar biraz daha nazik, narin. Tabi buralarda boru kurdu bulmak biraz sıkıntı. Arkadaşlar sipariş edip getirtiyorlar. O da verimli bir yem aslında. Ama tabi her zaman bulmak... Mustafa'cığım, balık. Ha evet, balığımız da balık. Çevirsen sevinirim. Tabi balığımız ateşe koyduk, köze koyduk. Yanmaz inşallah. Mustafa, senden ricam. Şu balıkları hemen 2 saniyede bize pişirip getirebilir misin? bilemedim 3 saniye. Şimdi Mustafa balıkları temizleyecek bir güzel. Köze atacak. Fırında folyonun içinde. 3-5 saniye geçmesin Mustafa. Bizde zaten soframız hazır. Salatamız hazır. Limonumuzu da sıktık salatamıza. Ekmeğimiz de var. Burada bir şey unutma gibi lüksümüz yok. Yok. Çünkü şöyle, Ramazan arkadaşım daha iyi biliyor. Buradan ben bir şey unutup da arabaya gidip, oradan da bakkala gidip gelmem ne kadar sürer? Ya en az 2 saatini alır, öyle söyleyeyim. Yani en az 2 saatim ki şu karanlık havada da belki de imkansıza yakın bir şey. Şimdi bu yokuşa inmek 15-20 dakika sürüyor. Evet, şimdi balıklarımızı da verdik. Mustafa temizledi, yıkadı. Folyoya sardı, közle de koydu, birkaç saniye içinde getir Mustafa. Mustafa'm benim bir tane ya, of of of. Bir saniye. Sıcak. Bundan sonrasını ben size göstermeyeceğim. İzleyicilerimize ayıp olur. Bazen bu şekilde yemek yerken, balık yerken çekimlerimiz oldu. Biraz tepki aldı doğal olarak. Haksız mıyım? Yani ayıp olmaz mı? Doğrudur. Şimdi yiyen var, yiyemeyen var. Öyle. Salatamız var, şeyimiz var, kolamız, suyumuz, balığımız hepsi var. Birazdan da yiyeceğiz. Yedikten sonra tekrar balık avına devam edeceğiz. Balık avıyla ilgili, özellikle eşkin avıyla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik bize afiyet olsun. Sana da olsun usta. Ramazan. Hadi bismillah.